Recep Erdoğan sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 21 yıldır dedi millet adına mücadele ettiğimiz kedi senaryolar diye tek tek yaşananları, AK Parti'nin, hükümetin o atlattığı badireleri, milli iradenin de gücüyle, desteğiyle geçtiği engelleri tek tek sıraladı. Ve en sonunda kullandığı ifade dikkat çekiciydi. Anadolu irfanına güvendik diyor Cumhurbaşkanı, batılı güçlere değil. İsterseniz önce İsmail Bey sizinle başlayalım. Anadolu irfanı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demek istedi? Biraz bugün süremiz daraldı, onun için 3-4 dakikada değerlendirmenizi rica edeceğim. Evet, teşekkür ediyorum Kahraman Bey. Tabii Anadolu irfanı dediğimiz zaman bizim aslında bu toprakların en kadim, en önemli gelenek, yani fikir ve hafıza izleyini takip eden ya da o kültürü takip eden, tabiri caizse bizim aslında ilim örfümüzün, bilgi örfümüzün çok önemli kaynaklarından birisini temsil ediyor. Dolayısıyla biz şunu biliyoruz, yani bir felsefe var, bir irfan var, bir burhan var ve dolayısıyla da biz bütün bu kaynaklardan bu coğrafyada besleniyoruz. O coğrafyada şunu ifade ediyor, bu daha çok sözlü kültüre, sözlü kaynaklara dayandığı için aslında kuvveti de çok güçlü. Yani biliyorsunuz eskiden yazılı kaynakların çok güçlü olmadığı dönemlerde aslında bilgi akışını sağlayan en temel şeyler bunlardı. Mesela bir takım işte şiirler, destanlar ve buna benzer şeyler yazılırdı ve bunlar ezberlenmesi ve nesilden nesile aktarımı çok kolay olduğu için de çok güçlü bir hafıza aktarımına da sebebiyet veriyordu bu tip şeyler. O yüzden de bizim aslında tamamen irfanımızı besleyen şey aslında o tekkelerde kotarılan, oralarda ortaya çıkan ve gerçekten de bizim toplumumuzun tabiri caizse o duygusal tınılarını, o duygusal tellerine çok iyi dokunabilen, aslında bir anlamda da fonetiği çok güçlü ya ve bizim hani söylendiğinde, konuşulduğunda bizim duygularımızı çok yüksek potansiyelle harekete geçirebilecek bir takım kodları da içinde barındıran çok önemli bir geleneği temsil ediyor irfan geleneği. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, yani sen bana aslında sosyal medyadan, geleneksel medyadan, yeni medyadan ve buna benzer bir takım araçlarla kodları senin elinde olan ve istediğin gibi artırıp azaltıp çoğaltabildiğin, hani bir de şöyle bir kavram var ya, yani artırılmış gerçeklik. Halbuki biz şunu biliyoruz değil mi? Gerçek gerçektir. Artırdığınızda da gerçek değildir, azalttığınızda da gerçek değildir. Gerçek sadece gerçektir ve yalandır ve çok çıplak bir haldedir. O yüzden de biz şunu çok iyi biliyoruz ki aslında bu gerçeğin çıplaklığının, sadeliğinin aslında çok merak uyandırmaması ve çok net tartışmalara mahal bırakmaması çerçevesinden bakıldığında da aslında yalancılara buradan da biraz paye çıkıyor değil mi? Ne yapıyorlar onlar o zaman bunu? Çünkü gerçeğin peşine düştüğünüzde o çok yalın ve saf bir halde orada duruyor. Fakat yalancılar alıyorlar onu. Onun üzerine bir takım kıyafetler, süslü püslü bir takım şeyler giydirerek, onu bezeyerek bize yeniden pazarlıyorlar aslında. Yani mesela biz bunu Anadolu irfanının, mesela ben hatta şöyle de bir sadeleştirme yapabilirim aslında bununla ilgili. Evet. Ben diyorum ki 14 Mayıs sürecinde 7 Mayıs etkisi. 7 Mayıs etkisi. Bakın bu çok önemli. 7 Mayıs etkisi öyle bir etki ki, hani o falcıların kullandığı forer ve bilmem bir etkisi vardı ya, o anlamda bunu söylemiyorum. Bu çok gerçek bir etkidir ve dolayısıyla da bir taraftan aslında Cumhur İttifakı'nın tabanını son derece güçlü bir şekilde konsolide edip onu harekete geçirebilip dinamizmini kazandırırken karşı tarafın bütün kodlarını darmadağın etti bu 7 Mayıs etkisi. Yani bugün bu sokaklarda gördüğünüz hadiseler, o çığırından çıkma halleri, kavgalar, öfkeler, bütün bunlar işte bu 7 Mayıs'ın etkisini göremediğimizde anlayabileceğimiz şeyler olarak karşımıza çıkmıyor. Ve bu yalan süslemeleriyle beraber karşımıza çıkarılan hakikatler var ya, şimdi mesela ben bizatihi alanı gördüm. Oradan 24 TV yayınlarına katıldık. Evet. Başka kanallarda bir şeyler söyleme fırsatımız bulduk. Ama aynel yakın o atmosferi teneffüs edenlerden birisiyim. Fakat şimdi birileri kalkıyor ne diyor? Yani o 7 Mayıs'taki havalimanındaki o mitinge bir takım süslü püslü bir takım kıyafetler giydirerek o hakikati bize çarpıtma çabasına girişiyor değil mi? Yani bunu biraz ironi yaparak şöyle yapabiliriz aslında. Hani hatırlar mısınız? Yani bir Uğur Dündar'ın bir programında Alibeyköy'de bir fırın vardı. Bizim evimize de çok yakın olduğu için çok inşallah ekmeğini de yememişimdir diye bugün hala böyle bir şeyim de var içimde ama inşallah yememişimdir. Orada bir fırın vardı hatırlarsanız. Fırının hakikati şuydu.
Fırın hakikatinde ekmeklerin ve pastaların üzerinde hamam böcekleri yürüyordu. Değil mi? Fakat o fırın sahibi ne yapıyordu? Ama durun, durun bakalım diyordu. Siz hamam böceğine bakmayın. Gelin ben size hamam böceğinin tarihini anlatayım. Evet. Muz kabuğunun içerisinde nereden geldiğini bize anlatıyordu, değil mi? Bütün dert neydi? Hamam böceğinin üzerine kapatmak, değil mi? Ya da oradaki o fırının o anki gerçekliğini kapatmak. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu yalancılar, yalan kıyafeti bir takım elbiseler giydirerek bizim önümüze bir takım hakikatleri, gerçekleri çarpıtmak üzere bizim karşımızda duran insanların durumu aynen bu kadar komik, bu kadar ironiktir aslında. Evet. Ne yaparsanız yapın, hakikatlerin üzerine kapatamazsınız. Hakikatin üzerine yalan kıyafeti giydirerek işte bu Anadolu irfanının sahibi olan insanları kandıramazsınız. Peki. Kandıramazsınız. Çok açık ve nettir. Ve dolayısıyla da ben öyle zannediyorum ki işte 14 Mayıs'ta seçim sürecinde 7 Mayıs etkisi gerçekten de birilerinin kodlarını çok fena bozmuş gibi görünüyor. İnşallah bu son 2-3 günümüzü de aslında bir demokrasi şölenine çevirebilmek kudreti ve kapasitesi kimdedir burada yine? Gücü elinde bulunduran, kendisine güvenen, kitlesine güvenen ve onu konsolide, her anlamda konsolide etme kapasitesine sahip ve temsil ettiği kitlenin duygularını kendine barındırabildiği için onlara hitap etme kapasitesine sahip bir liderin feraseti ancak bu kavgayı ve gürültüyü engelleyebilir. O yüzden inşallah biz bu süreci de yine güçlü ve kendine güvenen tarafın ferasetiyle aşacağız.